Merhaba arkadaşlar, Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere görmüş olduğunuz gibi güzel, harika bir fıstıktan yapmış olduğum bere şapka modelini çocuklar için bunu anlatmak istiyorum. Ben bilmiyorum, ben zevkle ördüm. Hatta bir tane daha örüyorum elimde. Bunu da bitmeye yakın şöyle size göstermek için şöyle az bir şey kalmıştı. Anlatmak için bıraktım. Ben çünkü çok severek ördüm. Ben lif ipi kullandım arkadaşlar ama yünle de yapabilirsiniz. Daha da iyi olur. Elinizde kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Böyle benim gibi beyaz ya da krem kullanarak aralarına renk koyarak böyle istediğiniz kadar 4-5 çeşit ya da 2 renkte yapabilirsiniz. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle çekmiş olduğum gibi bakın şöyle çektiğim önce şu fıstıkları çekiyorum. Ben burada 36 tane fıstık yapmıştım. Benim yaptığım şapka 1,5 yaşa kadar, 1,5 yaşa kadar hatta 2 yaşa kadar da sanırım giyebilir diye düşünüyorum ama 1,5 yaşa kadar rahatlıkla bu şapkayı giyebilir. Bereyi kullanabilir yani. Şimdi hemen ilk baştaki fıstığa geçmek istiyorum. Evet şöyle yine her zaman dediğim gibi fazla sıkılaştırmadan 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. En baştaki zincir değil, hemen ikinci zincirden şöyle 1, 2, 3, 4. 4 defa çekmiş olduğum fıstıklarımı tek seferde şöyle topladım. Topladıktan sonra 1, 2, 3 tane daha zincir çekip hemen şu noktaya gördüğünüz gibi yine şöyle 1, 2, 3, 4. Yine hepsini birlikte topluyorum. 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane daha zincir çekmemin sebebi bunlar da şöyle şu kısımda püskülü oluyor şapkamızın. Bunlarda bakın yanlarda 3 tane zincirim olmuş oluyor. Ama bu fıstıklarda yok. Çünkü bunu bitirdikten sonra bu bağlantısını yaptıktan sonra sık iğne yapacağım üzerine. Onu zaten birazdan gösteririm. Onun için ilk çekmiş olduğum fıstıklarda yani bunun üzerine bu bağlantıları yapacağım için alın kısmına şu kısım alın kısmına geleceği için yani bir nevi lastik gibi yapmış olacağım sık iğneyle. O yüzden sık iğne yapacağım için yani 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. 4 defa çektiğim fıstıklarımı toplayıp bu şekilde 1, 2, 3 zincir çekip bu şekilde arkadaşlar 36 tane fıstık yaptım. Böyle. Yani ilk sıramızda dediğim gibi bunun üzerine yapacağım için hep kenarlarda unutmayın yalnız 3 tane zincir olması lazım. Daha sonra aralarına görmüş olduğunuz gibi bir beyaz bir renkli bir beyaz bir renkli şekilde fıstıklarımı üzerine yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben burada en son beyazı yapmıştım. Yeşilden sonra hangisini yapmışım? Sonra pembe gelmiş. Hemen ben de pembe rengimi şöyle geçmek istiyorum. Evet hemen. Hemen onun da yapılışını şöyle anlatayım. Hemen şu noktaya bakın tam orta boşluğuna şöyle bağlıyorum. Bir zincir çektim. Uzatıyorum. Bakın şu alt kısmı yaptığım gibi artık kenarlarda zincir çekmiyorum. Çok kısa bırakmıyorum fıstıkları. 1 2 3 ve 4. Evet.
4 defa fıstığımı çektim. Şöyle topladım hepsini birlikte. Şu kalan ucunu da içine alarak onu da kaybediyorum. Bu şekilde yaparsanız tekrar tekrar uğraşmamış olursunuz. Tekrar onu geri aldım, bakın. Şöyle kaybettim. Yine hemen şu noktaya batıyorum. 1 2 3 çektim. 1 topladım. Bir zincir çektim. Tekrar uzattım. Tam şu aradan 1 2 3 Evet, bir tane daha, 4 oldu. 1 2 Birinciyi topladım ve tekrar bir zincir üzerine çekip tekrar uzatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 2 3 4 1 topladım ve bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, bu şekilde 30 tane fıstık oluncaya kadar şöyle yapıyorum. 30 tane fıstığım oluncaya kadar, bakın, buradan bağlantılarını yaptım. Şöyle şöyle 30 tane fıstık oluncaya kadar hepsi yapıyorum. Bunları buraya kadar ben de bitiriyorum ve bu bağlantılarını da biraz sonra göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle pembe fıstığımı yaptım, bitirdim. İpi şöyle 2 santim kadar bırakarak kestim, içine sakladım. Ben öyle hani hepsini biriktirip de yapmıyorum, her yaptığımda, her bitirdiğimde. Daha sonra beyazı yaptım, beyaz fıstığımı bitirdim. Şimdi sıra geldi pembeden sonra şu maviye başlıyorum, açık mavime. Hemen beyazın yanına yine şöyle arkadaşlar iki fıstığın arasına batıp öncelikle ipimi şöyle sabitliyorum. Sonra uzatıyorum. Bunu tekrar göstermek istedim. Şöyle 1 2 3 Dediğim gibi yünlerle örecekseniz 3 defa fıstık çekmeniz yeterli. Ama lif ipi olduğu için ben 4 defa çektim. Şöyle kalan ipimi de hemen içine şöyle saklıyorum. Bir zincir çekerek şöyle topladım. Tekrar ön tarafa alıyorum uç kısmını ve sakladım. Şu kalanı da ben biraz böyle şeylerde hani sevmiyorum kalmasını, onun için kesiyorum. Yine uzatarak 1 2 3 4 defa zincir çekip topladım. 1 2 Bir bağladım ve bir zincir çektim üzerine. Yani toplamda 2 adet zincir çekmiş oldum. 1 2 3 4 Yine hepsini topluyorum. 2 defa yine zincir çektim. Bir topladım, bir zincir çektim. 1 2 3 4 Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın, zincirli tarafı alına gelecek kısımda. Bunu söylemediysem, unuttuysam söyleyeyim hemen. Zincirli kısım dışarıda kalacak arkadaşlar. Çünkü bunun üzerine sık iğne gideceğim için alın kısmı, fıstıkları da zincirsiz taraftan yapıyorum. Evet, şey pardon, zincirsiz taraftan yapıyorum. Evet, fıstıkları da zincir olmayan bu normal taraftan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi 30 tane fıstık oluncaya kadar böyle yapıp daha sonra kesiyorum. Şimdi bitireyim, hemen yine gösteriyorum. Evet, 30 tane fıstığımı yaptım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yine uç kısmında bir topladım. Ve bir tane daha şöyle zincir çektim, sıkılaştırdım. Şöyle biraz uzun bırakarak şöyle kesiyorum. Ben her bitirdiğim fıstığı hemen
şöyle kalan iplerini hemen şöyle içine saklamayı tercih ediyorum. Daha sonra da yapabilirsiniz ama o sizi uğraştırır. Onun için ben hemen böyle şöyle fıstığın içinden de geçiriyorum. Ve şu aradan tekrar geçirip onun için zaten uzun bıraktım. Bu şekilde tamamen ipimi de içine saklayarak uç kısmını temizlemiş oldum. Şimdi şu ara bağlantılarını göstermek istiyorum. Hemen araları hep beyaz ipimle, şöyle gördüğünüz gibi hepsini de beyaz kullandım. Şimdi bunda arkadaşlar şunu söyleyeyim. Her defasında yeşilin dibinden başlayarak karşıya geçiyorum ve beyazda 17'ye kadar 17. fıstıkta bitiriyorum. Fakat renklilerde bakın şöyle göstereyim. Renklilerde 16. fıstıkta bitirmiş oluyorum. Ama beyazlarda da 18. fıstıkta pardon 16. fıstıkta bitiriyorum 17. fıstığa kadar. Beyazda 17. fıstıkta, renklilerde de 16. fıstıkta bırakıyorum. Yani oraya kadar eklemiş oluyorum. Şöyle hemen anlatayım. Bakın şöyle hemen yeşilin şöyle dibinden şöyle yine bağladım. Bir, yine ipimi içine saklıyorum. Şöyle attım geriye. İki, yine öne attım. Üç. Şimdi tığımı ilmekten çıkarttım. Şu beyaza bakın ilk yuvanın içinden şöyle ikisinin arasından geçirdim. Şöyle ilmeği aldım. Yine bu uç kısmını geriye attırdım. Bir, iki. Bakın ipim de temizlenmiş oldu böylelikle. 2-3 zincir yine çektim. Tığımı ilmekten çıkartmadan hemen yeşilin şöyle ortasına şöyle sık iğneyle bağladım. 1-2-3 zincir çektim. Yine bu şekilde alıyorum arkadaşlar beyaza geçerken. Yani karşı tarafa geçerken. Aldım 1-2-3 zincir. Tekrar karşıya. 1-2-3 zincir. Tekrar beyaza geldim. Yani karşıya bakın. 1-2-3 zincir. Tekrar karşıya geçtim. 1-2-3 zincir. Tekrar karşıya geldim. Bağlamalarını da bu şekilde yapıyorum. Yine 3 zincir. Yine karşıya geçiyorum. Böyle 17. sıraya kadar beyazın geliyorum. Evet, şimdi sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yine şöyle bağlantıyı tekrar göstereyim. 3 zincir çektim. Şöyle aldım 1 2 3 zincir. Şimdi renkli ipime yeşile son defa battım. Bakın sayıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane fıstık 1 2 3 zincir çektim ve tekrar beyaza bakın geçiyorum. Beyazda da 17. fıstıkta bitirmiş oluyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ve şöyle bir zincirle ipimi sabitliyorum ve yine bunu da çok kısa değil, çok uzun değil ipimi kesiyorum ve hemen onu içine saklıyorum. Bunları daha sonra da içine saklayabilirsiniz ama uğraştırmasın diye ben şöyle hemen saklamayı tercih ediyorum. Şöyle fıstığın ortasından da geçirdim. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle saklayabilirsiniz. Daha sonra tekrar onu öne ve arkaya alarak devam edeceğim. Şimdi burada yeşilin şöyle şunu da kesmek istiyorum. Az uç kısmı kalmış.
Tam yeşilin dibinden başlamıştım ve karşıya geçmiştim. Şimdi ise ipimi alıyorum. Yine bakın buradan başlayıp karşıya geçmiştim. Şimdi yine aynı şekilde dibinden başlıyorum. Şöyle sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Pardon, şu şeyi, ipi de saklayacaktım içine. Onu da hemen geriye atıyorum. 2 oldu. Tekrar öne aldım. 3. Şimdi beyazın hemen şu ortasından aldım. Ve ipimi tekrar uç kısmını bakın içinde saklıyorum. 1. Tekrar öne atıyorum. 2. Bu uçlarını da arkadaşlar temiz olması için şöyle makasla hemen alabilirsiniz. Çünkü ben bunlardan da rahatsız oluyorum. 2, 3. 3 zincir çektim. Tekrar tığımdan çıkartıyorum. Şöyle aldım. Tekrar ilmeğimi geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Hemen karşıya geçtim. 1, 2, 3 zincir. Yine geldim. 1, 2, 3 zincir. Yine karşıya geçtim. 1, 2, 3 zincir. Bakın tığımı ilmekten çıkartmadan karşıya bağlıyorum. Fakat karşıya geçerken, bu tarafa, sağ tarafa geçerken yani şöyle tığımı boş olarak alıp ilmeğimi çıkartıyorum ve 3 zincir. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gidiyorum. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar yine. Şöyle yine 1 2 3 zincir çektim. Şöyle 16. renklilerden 16. fıstığın şöyle ortasından geçirdim. 1 2 3 zincir. Zaten bakın belli ve 17. fıstıkta yine bitiriyorum. Bir zincir çekip ipimi biraz şöyle uzun bırakarak kesiyorum. Ve içine hemen saklıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın zaten hepsi saymanıza bile her seferinde gerek yok. Hepsi aynı şekilde, eşit bir şekilde. Şöyle oluyor zaten. Bu gerçekten çok güzel bir bere oluyor arkadaşlar, çocuklar için. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Mesela ben burada 36 tane fıstıkla başladım. Ama siz 40 tane, 38 tane fıstıkla da başlayabilirsiniz. 42 fıstıkla da başlayabilirsiniz. Çocuğunuzun şu kafasını ölçüp de ona göre de yapabilirsiniz. Hani istediğiniz gibi. Ben şimdi şu bağlantı kısmını da hemen göstermek istiyorum. Şöyle sökeyim. Evet arkadaşlar, şöyle çekmiş olduğum iki zinciri söktüm. Hiç zincir çekmeden evet şöyle söktüm onu. Hiç zincir çekmeden şöyle karşıya bağlantı yapmak istiyorum. Şöyle aldım. Bakın karşıdan aldım. Aynı şekilde denk gelecek şekilde şöyle bağladım. Hani bunu neden böyle yaptım belli olmasın diye tekrar göstermek istiyorum. Bakın böyle bağlantısını yapmadan fıstığımın hemen karşıya şöyle geldim. Zincirleri de bakın burada da zincir var ve burada da zincir var. Aynı şekilde gelecek şekilde yönleri şöyle ikisini birlikte bağlıyorum ve tek bir defa zincir çektim. Bunu da yine arasına saklayacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Ve şimdi bu şekilde şapkamız ortaya bayağı bir çıktı artık. Yani bu 1,5 yaşa kadar rahatlıkla olabilir arkadaşlar. 1-1,5 yaşa kadar. Dediğim gibi 40 fıstıktan da başlayabilirsiniz. Ben 36 başlamıştım bunu. 38 yapabilirsiniz. 42 yapabilirsiniz.
Yani nasıl isterseniz çocuğunuzun başını da ölçebilirsiniz. Şimdi de şöyle bunları yapacağım arkadaşlar, tamamlayacağım ben. Şimdi ise alın kısmını, şu sık iğnelerini göstermek istiyorum. Tam sık iğne de değil ama. Şimdi arkadaşlar şu alın kısmını hemen göstermek istiyorum artık. Şöyle ipimi yine aldım tığıma. Şu bitiş noktasından hemen şöyle, bakın zincir var üst kısımda zaten. Oradan alıyorum ilmeğimi. Şöyle bir sabitliyorum ve bir tane zincir çektim. Bakın ipimi de arada yine yürüteceğim şöyle. Tığımın üzerine ipimi almıyorum. Boş batıyorum zincirin içine. Bir seferde çektim ve şöyle ikisini birlikte tekrar topladım. Tekrar aldım, tekrar topladım. Tekrar aldım, tekrar topladım. Zincirin içine 3 tane sık iğne değil ama yarım trabzan mı desek, yani bilmiyorum. Onun da adını şu an bilmediğim için. Şu ortaya da arkadaşlar tam araya bir tane yaptım. Yine zincirin içine bakın. 1, 2. Şöyle alıyorum. Bir çektim. Ve ikisini birlikte topluyorum. 1, 2. 3 tane zincirin içine yapıyorum. Bir tane de şu orta araya yapıyorum. Bu şekilde tekrar. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle. Zincirimi görüyorsunuz. Zincirin içine bir, pardon, tığımın üzerine ipimi almıyorum. 2, zincirin içine bu şekilde 3 tane yaparak şu orta kısımlara da bu şekilde batıyorum arkadaşlar, bakın. 1, 2 de çekiyorum onları da. Yine bakın, zincirin içine 3 defa doldurmuş oluyorum. Aralarda da bir tane yarım sık iğne ya da yarım trabzan yapmış oluyorum. Şöyle yine ortaya geldim. Bu şekilde arkadaşlar. 4-5 sıra kadar bunu bu şekilde yapıyorum. Fakat birazdan şu bir sırayı ben bir bitireyim. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar şimdi ben bitirip döneceğim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle tam karşıya geçtim. Bakın tam şöyle ucuna karşıya geçtim. Şöyle kaydırmayla yine bağladım. Ve bir zincir çektim. Sıkılaştırmıyorum tabii ki. Yine hemen ilk gelen yuvanın içine bir çektim ve ikisini birlikte topladım. Hemen yana geçtim. Bir ve ikisini birlikte topladım. Yine tığımın üzerine ipimi almadan bu şekilde yine devam ediyorum. Bakın aldım, ikisini topladım. Yine yandayım. Aldım, ikisini topladım. Yine yana geçtim. Aldım, ikisini topladım. Burada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Şimdi buradan diyelim ki buraya kadar yaptınız. Açık olmasın diye bir tane şöyle bir tane atlayarak, bir yuva atlayarak ikinci yuvaya geçerek azaltmalar burada en azından 5-6 tane yapabilirsiniz. Şöyle alına tam gelsin diye. Yani aralarda o azaltmaları mutlaka yapın. En az 5-6 tane yapabilirsiniz bu ikinci sırada. Ben de çünkü ara ara buralarda sıra sonuna gelirken ben de yapacağım aynı şekilde. Bu şekilde arkadaşlar 4 ya da 5 sıra oluncaya kadar devam ediyorum. 5 sırada da bırakabilirsiniz. 4 sırada da.
Ama 5 sırada daha güzel olur. İşte dediğim gibi. Ben de bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle 5 sıra yaptım. Şu alın kısmını 4 sırada bırakmadım. 5 sıra yaptım, bitirdim. Bakın burası da bitiş kısmı, hiç belli bile değil. Şu bitiş kısmı oluyor. Şimdi buradan şöyle lif ipi ile ben 85 kadar da zincir çektim. Şöyle çatal iğneye taktım zincirimi. Şu arka kısmından, şu tam beyazdan şöyle şu son yerden, bakın son uçtan şöyle geçiriyorum. Şu şekilde. Bir alttan bir üstten bu şekilde takıyorum. Geçiriyorum yani. Bu şekilde arkadaşlar. Geçirip arkadan şimdi bağlayacağım. Evet, sona geldim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada şöyle iki defa sıkıca bir düğüm atacağım. Bu şekilde. Bu ipi içine alabilirsiniz. Bu şekilde. Tabii onu biraz daha sıkmam gerekiyormuş. Yalnız ben şimdi size gösterdiğim için fazla uğraşamadım. Bu şekilde arkadaşlar. Şapkamız hazır, beremiz hazır çocuklarımız için. Bu şekilde çok güzel, şirin, harika bir bere oldu. Bakın arka kısım bitiş kesinlikle hiç belli değil. Çok hafif, hiç belli değil. Bu şekilde siz de çocuklarınıza bu güzel şirin şapkadan, bereden örmek isterseniz hemen başlayın derim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.